1 Mayıs ve şimdi kameralarımızı İzmir'e çevireceğiz. Elbette İzmir'de de kutlamalar var. İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda şu anda iklim bulut. Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu'ya yürüyecekler muhtemelen. Durum öyle mi? Nasıl bir atmosfer var iklim? Evet sevgili Alev Olgay, şu anda kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'la beraber Cumhuriyet Meydanı'ndayız. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs işçinin, emekçinin bayramı diyebiliriz. Cumhuriyet Meydanı'nda da, İzmir'de de diyelim, öncelikle her yıl, her sene olduğu gibi tek ve kitlesel bir mitingle kutlanacağını aktarabiliriz. Cumhuriyet Meydanı şu anda toplanma alanlarından sadece bir tanesi ama ciddi bir kalabalık olduğunu sizlere aktarabilirim. Kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'tan rica edeceğim. Arkamda inanılmaz coşkulu bir kalabalık var. Sizlere bu kalabalığı gösterirken bu arada da yürüyüş de başladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu'ya doğru yürüyüşler de başladı. Diğer noktaları da, diğer toplanma alanları ve bugünün programında ben de sizlere aktaracağım. DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk İş Ege Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu ve TMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun oluşturduğu tertip komitesinin çağrısıyla gerçekleştirilen miting. Size de aktardığım gibi İzmir'de 3 ayrı noktada, 3 ayrı güzergahta yürüyüşle Gündoğdu Meydanı'nda birleşecek şekilde başlayacak. Türk İş'e bağlı sendikaların İzmir Şubeleri Alsancak Liman'ın girişinde toplanarak alana doğru yürüyecekken DİSK'e bağlı sendikaları şubeleri ise Basmane Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na doğru kortej oluşturdular diyelim. Oluşturacak demeyelim, artık yürüyüş de başladı. Oluşturdular. KESK İzmir Şube Platformu, TMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası bileşenleri ise Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na yürüyecek. İzmir Barosu üyesi ise avukatlardan oluşan bir kortejle baro binası önünden yürüyüşe geçecek. Aynı zamanda tabii ki bu platformların dışında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın da bir yürüyüşü olacak. Kendileri de bu Lozan Meydanı'ndan, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı'nın korteji de Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşe başladı. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'nda Sol Parti ve TKP'yi görüyoruz şu anda ve birçok işçi, emekçi, şu anda ciddi bir kalabalık var ve biz sadece tek bir toplanma noktasında alanı gösteriyoruz. Sadece ve sadece şu an Cumhuriyet Meydanı'ndaki kalabalık. Diğer aktardığım 3 ayrı noktada da şu anda yine aynı bu şekilde, aynı coşkuyla kalabalık oluşmuş durumda. Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşler başladı. Bir diye toplanma saati verilmişti. Tabii ancak ciddi bir kalabalık var. Gündoğdu Meydanı'nda toplanıldı. Dıktan sonra da coşkulu bir miting gerçekleştirilecek. Ardından da miting sonrasında da bir Suavi konseri, Suavi'nin sahne alması bekleniyor. Bir konserle de devam edecek kutlamalar. Şu anda kameraman arkadaşım Fatih Çakmak sizlere coşkuları, sloganları, bayrakları, buradaki coşkuyu, işçinin, emekçinin bayramında bu coşkuları sizlere aktarıyoruz. 3 ayrı noktadan Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüyüşler gerçekleştirecek. Sizin de gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş yürüyüşler başladı. Biz de birazdan Fatih Çakmak'la beraber artık Gündoğdu Meydanı'na geçeceğiz. Biz de bu kitleyle, bu ekiple beraber aynı zamanda tekrardan tabii ki bu coşkulu yürüyüşleri, sloganları sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki yayın bağlantımızı da Gündoğdu Meydanı'ndan yapacağız sizlere. Ancak burada da çok ciddi bir kalabalık olduğunu ve aynı kalabalığın, bu kalabalığın 3 ya da 4 katını Gündoğdu Meydanı'nda da göreceğimizi aktarabilirim. Biz de İzmir'den bütün işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı bizler de İzmir'den kutluyoruz. Şu anda Cumhuriyet Meydanı'ndan aktaracaklarımız bu kadar. Bir sonraki coşkuyu ekranlara taşımak için Gündoğdu Meydanı'na doğru biz de geçiyoruz. Alev Olgay, sözü size bırakalım. İklim, ben de senin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyorum muhabir arkadaşım. Aynı zamanda kameraman arkadaşımız Fatih Çakman da bayramı kutlu olsun. Emeğinize sağlık diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Şimdi yeniden Ankara'ya dönüyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında işçiler meydanlarda toplanmaya devam ediyor. Ankara'da müthiş bir coşku var. Muhabir arkadaşımız Engin Açar orada takip ediyor 1 Mayıs'ı ve yanında CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer var. Sözü onlara bırakıyorum. Emekçi Partisi aramızda
Alev Olgay, Gamze Tahçer ile birlikteyiz. İnanılmaz bir kalabalık var. Adeta izdiham yaşanıyor Tandoğan Meydanı'nda. Hemen sözü Gamze Tahçer'e vermek istiyorum. Son zamanlarda alışık olmadığımız görüntüler. İnanılmaz bir yoğunluk, inanılmaz bir coşku var. Nasıl yorumlarsınız? Şu anda tabii kalabalığın sonu gözükmüyor. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var. Tabii bu aslında 14 Mayıs'ta işçinin, gerçekten emekçinin hakkını alacağı bayram öncesi bir ön kutlama diyebiliriz. Çünkü gerçekten 20 yıllık AKP iktidarları boyunca adeta köleleşme düzeni yaratıldı. İşçi emekçi hakkını alamadı. Hakkını alamadığı gibi hak arayanın adeta terörize edildiği bir ortam yarattılar. Dolayısıyla da artık insanların burasına geldi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak mavi yakalı, beyaz yakalı bu ülkede 85 milyonun zenginleştiği, hep birlikte zenginleştiği ve bu ülkenin zenginliğinden adaletli bir şekilde herkesin payını aldığı bir Türkiye istiyoruz. Bütün mücadelemiz bunun için. 15 Mayıs sabahı da inanıyorum ki bu meydanlar haklarını alan işçilerle, emekçilerle, onun kutlamalarıyla dolacak. Bizi istedikleri kadar ayrıştırmaya çalışsın. Sevinçlerimizle, inançlarımızla, kimliklerimizle ayrıştırmaya çalışanlara inat. Biz bir arada olmaya, dayanışmaya, barış içerisinde kucaklaşarak bir Türkiye olmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Alev Olgay, Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda 1 Mayıs'ı takip etmeye devam ediyoruz. Yeni gelişmelerle, yeni konuklarımızla tekrar sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Engin Açar, aktardığım bilgiler için çok teşekkür ederim.